Onlar köy çocuklarıydı. Kurumuş çalılar gibiydiler bozkırda. Geldiler. Yalın ayakları ve yırtık mintanlarıyla geldiler. Ezilmiş, sömürülmüş, horlanmış ve unutulmuşlardı bin yıldır. Kafa tuttular Bolu beylerine. Yıktılar saltanatını ağaların. Kazma salladılar yorulmadan. Kerpiç döktüler, duvar ördüler. Mısırlı ellerine çok yakıştı dünya klasikleri. Tolstoy'u bazı okudular koyun güderken. Mozart'ı, Beethoven çaldılar dağ başlarında. Horon tettiler Beşikdüzü'nde kol kola. Halay çektiler yıldız elinde türkülerle. Diz vurdular ortaklarda Efece. Bu zamana kadar adını birçok kez duymuşsunuzdur. Peki ne yaptı bu köy enstitüleri? Üzerinden 78 yıl geçmiş. Neden insanlar hala bu köy enstitülerinde takılıp kalmış ondan bahsedip duruyor? Kimine göre eğitimin parlayan yıldızı, kimine göre köylüyü köyde hapseden bir uygulama, kimine göre komünizm, kimine göre ahlaksızlık yuvaları. Gelin hepsini unutup bu köy enstitüleri neymiş beraber karar verelim. 1930'lu yıllar. Savaştan yorgun düşmüş halkın %90'ı okuma yazma bilmiyor. Nüfus 16 milyon. 12 milyonu ise köylerde yaşıyor. 40 bin köyümüz var ama sadece 6 bin öğretmenimiz var. Bu öğretmenler de zaten şehirde yetişmiş. Kimse köylerde görev yapmak istemiyor. Eğitim imtiyazlı bir kesimin elinde. Köyde toprak ağalarının emrinde. Köy çocukları bu ağalara hizmetkar olarak yetiştiriliyor. Ülkemiz 15 yıl önce kurtuluşunu, bağımsızlığını kazanmış ama insanlarımız hala tutsak. Böyle bir dönemde Atatürk kendi ayakları üzerinde durabilecek, kimseye uşak olmadan yolunda devam edecek bağımsız bireyler yaratmayı hayal etti. Köylünün çağın bu kadar gerisinde kalmasının nedeni Anadolu'nun orta çağ karanlığında bir yaşama terk edilmesi, eğitimden mahrum kalmasıydı. Atatürk köylü milletin efendisidir sözüne gerçekten inanmıştı. Köylü milletin efendisi olmalıydı. Türkiye'nin en ücra köyünde bile kentteki olanaklar olmak zorundaydı. Ama köylü sıtma, verem, frengi gibi hastalıklarla bile mücadele edemiyordu. Köylere doktor, hemşire, ebe gidemiyordu. Hastalar üfürükçülerin, kendilerine ermiş kişi diyen din tüccarlarının eline bırakılmıştı. Atatürk 1935'te yapılan bir kongrede köylerin bir an önce kalkınması için çalışılması gerektiğine karar verdi. Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan çözüm arayan Mustafa Kemal'e "Yeterli öğretmenimiz yok ki eğitimi Anadolu'ya götürebilelim." diyordu. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün bekleyecek vakti yoktu. Köylerde yaşayan halk eğitimden mahrum kalmamalıydı, düşündü ve geçici olarak bir çözüm buldu. Askerlerin eğitimini yaptırdığı çavuşlardan yardım alacaktı. Orduda çavuş ve onbaşı olarak askerlik yapmış, okuma yazma bilen 85 kişi köylerinden çağrıldı ve Eskişehir'de eğitime alındı. Burada eğitim görüp kendi köylerine eğitmen olarak geri döneceklerdi. İşte eğitimini tamamlayan bu çavuşlar. Onlar artık silahların en güçlüsüne sahipti. Onlar artık eğitim ordusuydu. 6 aylık kursun ardından köylerine ışık saçmaya gideceklerdi. Atatürk'ün ölümünden sonra yarım kalan bu hayalini kendine eğitime adamış bir felsefe hocası olan Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç gerçekleştirecekti. İsmail Hakkı Tonguç tek tek köyleri gezerek raporlar hazırladı. İlkokulları olan köyleri de gezdi. Onların da gelişme açısından okulu olmayan köylerden farklı bir yanı yoktu. O yüzden yeni tip öğretmenler yetişmeliydi. Öğretmen demek bir nesli yetiştirmek demekti. Zorunluluktan değil, özveriyle, içtenlikle gidilmeliydi bu köy okullarına. Kalkınmada lider olacak, aydın, gerçek öğretmenler yetişmeliydi. Bu iki devrimci omuz omuza vererek dünyada eşsiz bir eğitim modeli yarattı. Hasan Ali Yücel ülkeyi 21 bölgeye ayırdı. Bu 21 bölgede tren yollarına yakın yerlerde öğretmen yetiştirmek için okullar kurulacaktı. Öğrenciler 5 yıl burada okuyacak, öğrenecek ve köylerine öğretmen olarak geri döneceklerdi. Bir anlamda yerel önder aydınlar yetiştireceklerdi. Köylerin kalkınmasının sorumluluğu o bölgenin içinden yetişmiş aydın köylülere emanet edilecekti. Plana göre 1955-56 öğretim yılı sonunda Türkiye'de okulsuz köy, öğretmensiz okul kalmayacaktı. Okulların adını enstitü koydular. Çünkü burada hayatı öğreneceklerdi. Üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim felsefesiyle yetiştireceklerdi evlatlarını. Öğretmen olacağını öğrenen çocukların küçük yüreklerine kor düştü. Torbaları ellerinde, yırtık çarıkları, yamalı elbiseleriyle gelen binlerce köy çocuğu. Bilgiden, teknikten, uygarlıktan habersiz. Yoksul dağ köylerinde ışıksız bırakılmış çocuklardı onlar. Gün gelecek, öğretmen olacaklardı kendi köylerinde. Kendi ışıklarını yakmakla kalmayıp,
kendi köylerinde de ışık saçacaklardı bu köy çocukları. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü bu okullardan biriydi. Anadolu'nun dört bir yanından 14 enstitüden gelen ortak öğretmenler ve öğrenciler kendilerine, gelecek nesillerine aydınlığı inşa etmeye gelmişlerdi. Kalasları 6 kilometre uzaklıktan raylar üzerinde sürüyerek getirdiler. Elden ele taşıdılar taşları. Tuğla dizdiler, kireç erittiler, harç çıkardılar. Örülen her duvar aydınlığa örüldü. Umutla ve mutlulukla çalıştılar. 6 ay içinde tam 20 bina inşa edildi. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü artık büyük bir eğitim öğretim yuvası olmuştu. Öğrenciler her sabah erkenden kalkıp güne sabah spor niyetine halk oyunlarıyla başladılar. Harmandalı, zeybek havası oynadılar. Kendi pişirdikleri taş fırın ekmekleriyle kahvaltı yaptıktan sonra yüzlerce çocuk toplandı. İstiklal Marşı'nı söyledi. Sabah 7.30'dan sonra serbest okuma saati başlıyordu. Hasan Ali Yücel, dünya klasiklerini Türkçe'ye tercüme ettirmişti. Her öğrenci bir yıl içerisinde 25 klasik eser okumak zorundaydı. O zamanlar internette yok tabi. Özetini Google'dan bulup getirmiyorlar. Okuma saatinin ardından eğitim başlıyor. Eğitim ezbere dayalı değildi. Dersleri tartışarak, deney, gezi, gözlem yoluyla öğreniyorlardı. Mesela matematik dersinde tuğlaların şekilleri, açıları, yüz ölçümleri metrekare olarak hesaplanır, geometri yaşama geçerdi. Marangozluktakiler kapı, pencere, çatı işlerinde ustalaşırdı. Bu öğrenciler kendi okullarını kendileri yapabilecek düzeyde eğitim görürdü. Tarım saati geldiğinde kazmaları sırtlayıp ziraat marşı eşliğinde enstitünün tarlalarına gidip modern teknikler öğrenirlerdi. Burada ektikleri tarlaların mahsulü sofralarına yiyecek olarak geri dönüyordu. Ders saatlerinin dışında müziğin sesi süslerdi duvarları. Ut, bağlama, zurna, davul gibi geleneksel enstrümanlarla mandolin, keman, piyano gibi batı enstrümanları birlikte öğretilirdi. Düşünebiliyor musunuz? Aşık Veysel enstitüleri gezip öğrencilere müzik dersi verirdi. Saz çalmasını öğretirdi. Yüzmeyi kendi yaptıkları havuzda öğrendiler. Bir amfiteyatro bile inşa ettiler Hasan Oğlan'da. Bu Anadolu'da binlerce yıl sonra kurulan ilk amfiteyatro olmuştu. Haftalık eğlence programı hazırladılar. Çevreden gelen köylülere şiirler okudular, sazlar çalıp türküler söylediler. Molière'in Kibarlık Budalası, Sofokles'in Kral Oidipus'u, Gogol'un Müfettişi, Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunlarını ve daha birçok dünya klasiğini Anadolu insanı sahneliyordu. Öğrenciler yönetimin içindeydi. Bütün enstitülerde cumartesi günleri sadece eleştiriye ayrılmıştı. Bugün bütün okulun öğrencileri, öğretmenleri ve müdürleriyle bir araya gelir, geçen haftanın değerlendirmesini yapar, yönetimi ve birbirlerini eleştirirlerdi. Eleştirilen kişi savunmasını alanın tam ortasında, herkesin huzuru önünde yapardı. Onlara kimseye ayrıcalık yapılmayacağı, herkesin eşit olması gerektiği öğretilmişti. Günlerden yine cumartesi. Bir öğrenci toplantıda söz alır ve okul müdürüne sorar. Bu okulda ayrıcalık yapılır mı? Okul müdürü Raif İnan, hayır diye cevaplar. Öğrenci sorularına devam eder. Fakat okulumuzu ziyarete gelen Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye neden özel yemek verdiniz? Raif İnan cevaplar. Evet, İsmet İnönü bizim Cumhurbaşkanımız. Ama biz özel yemekleri Cumhurbaşkanı olduğu için değil,
şeker hastası olduğu için verdik. Sizin içinizde de perhizi olanlar var. Nasıl onlara farklı yemek çıkarıyorsak Cumhurbaşkanı'nı da çıkardık. Öğrenciler bu açıklamayı kabul eder ve soru işaretleri ortadan kalkar. Hakkını aramanın, adaletin, eleştirmenin önemini yaşayarak öğrendi bu çocuklar. Korkmadan, çekinmeden, tartışarak savundular haklarını. İsmail Tonguç, öğrencilerin deyişiyle Tonguç Baba, enstitüleri tek tek gezer, eksikleri tespit eder, genelgeler yollardı. Bir gün Tonguç Baba bir genelge daha yolladı ve bunun bütün öğretmenlerin, öğrencilerin, gece bekçisinin, herkesin bulunduğu kurulda 3 kez okunmasını istedi. Hiçbir öğretmen, hiçbir öğrenciye el kaldıramaz. Kötü söz söyleyemez. Eğer yaparsa, öğrencinin de aynı şekilde mukabele etmek hakkıdır. Bir gün üzerindeki elbise paralanmış, öyle gelmişti okula. Terzilikte ustalaşmış öğrenciler bunu görünce Tonguç Baba'ya yeni bir takım diktiler ve armağan ettiler. 10 parmağında 10 marifet deriz yani. İşte bu köylü çocukları tam olarak böyleydi. Hayatın içinden hayata dair yaparak, yaşayarak birçok şey öğrendiler. Bağcılık, arıcılık, ziraatçılık, sağlıkçılık, duvarcılık, balıkçılık, marangozluk, demircilik, terzilik, ilim, irfan, tarım, sanat, kısaca insanlara insanlığı öğreten ve bu şekilde ileri ahlaklı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen Cumhuriyetimizin en büyük adımlarından biri olmuştu köy enstitüleri. Artık Atatürk'ün devrimci düşüncelerini, gerçekten ne yapmak istediğini daha iyi anlıyorlardı. Düşünün, daha 1940'lı yılların Türkiye'sinde Erzurum, Kastamonu, Van, Diyarbakır, Adana gibi şehirlerin en ücra köylerinde mandolin, keman, piyano çalan, Mozart'ın bestelerini çalan, Aşık Veysel'den ders alan, Shakespeare'den, Gogol'dan oyunlar sergileyen, her yıl en az 25 dünya klasiği okuyan çocuklarımız vardı. Ağanın hor gördüğü o köy çocukları büyüdü. Yüzlerce dönüm araziyi bağ yaptı, bahçe yaptı, binalar yaptı. Onlara Türkiye'nin aydınlanma mücadelesi emanet edilmişti. Birkaç yıl sonra 8000 genç öğretmen olarak köylerine geri döndüler. Kendilerine yettiler, kardeşlerine yettiler. Elektrik barajları yaptılar, yollar yaptılar. Türkiye'nin her bölgesine yayılıp kendi köylülerini, kendi çocuklarını eğitimle kanatlandırdılar. Köy halkıyla beraber el ele, imece usulüyle sıra, masa, yazı tahtası yaptılar, okul yaptılar. İğne vuruyor, meyve aşısı yapıyor, saz çalıyor, demircilikten, modern tarımdan anlıyorlardı. Yaparak, yaşayarak öğrendikleri her şeyi yaşatarak ekiyorlardı topluma. Köyler artık Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği gibi her yönüyle canlanmaya başlamıştı. Bozkır'ın ortasından aydınlar yetişiyordu. Köylü gerçek anlamda milletin efendisi olma yolunda ilerliyordu. Ta ki köy enstitüleri siyasal çıkar uğruna kurban edilinceye kadar. Toprak ağaların ellerindeydi. Yoksul köylünün elinde topraklar yok denecek kadar azdı. Ağaların, cemaatlerin, aşiretlerin köleleri olarak yetiştirilmek istenen bir toplum artık bilinçleniyor, kendi ihtiyacını kendi karşılayabilecek duruma geliyor, öğreniyor, öğretiyor, her biri Atatürk'ün tam olarak düşlediği gençler olarak yetişiyordu. Köye bir öğretmen gelince ağalar kendi güçlerinin sarsıldığını anladı. Aydın imamlarla köy enstitülü öğretmenlerin işbirliği sayesinde şeyhlerin otoritesi de kırılacak, tarikat ve cemaatlerin egemenliği sona erecekti. Bu yüzden kara propagandalarına başladılar. Kızlı erkekle eğitim mi olur diyerek başladılar önce. Ey efendiler, kızınızı bu enstitülere gönderiyorsunuz ama dinsizlik, ahlaksızlık kol geziyor diye yalan yanlış iftiralar atıldı. Okullarda öğrenciler tek tip üniforma giyiyordu. Ve enstitü müdürü bile buna uyup aynı üniformayı giyiyordu. Öğrenciler bizzat yönetime katılıyordu. Bunun gibi nedenler ve okudukları kitaplar bahane edilerek okullara komünistlik suçlamaları yapıldı. Bir gün Hasanoğlan köy enstitüsüne Türk Modern Tiyatrosu'nun kurucusu Karl Ebert ziyarete geldi. Ama asıl ilgiyi Ebert değil, onun yanındaki adam çekmişti. Bir tercüman. Dönemin en tanınmış muhalif edebiyatçısı Sabahattin Ali'ydi o. Hani şu sizin kürk mantalı Madonna'dan bildiğiniz Sabahattin Ali. Öğrenciler Sabahattin Ali'nin şiirlerini ezbere bilirdi. Sabahattin Ali, ilerici fikirleri nedeniyle mahkum olmuş, sonra afla salınmış bir solcuydu. Onun enstitüye gelip öğrencilerle sohbet etmesi pusuda bekleyen yılanların zehri olmuştu. Enstitüler birer komünist yuvalarıydı. Anlayacağınız, bizim köy çocuklarımız komünist ilan edildi. Anadolu'nun en ücra köşelerinde özveriyle mücadele eden öğretmenlerimizi, köy enstitülerimizi böyle yıldırmaya çalıştılar. Ağların güzelce tezgahladığı bu oyun
tıkır tıkır işlemeye başlamıştı. Peki bunlar olurken mecliste neler dönüyordu? Güç erki gücünü sağlamak için insanların bilgisizliğinden faydalanmıştır hep. Bu gücü kaybetmekten, bilimden, aydınlanmadan, ilerlemeden korkmuşlardır. İnsanların kendine yetebildiği bir dünyada o insanları nasıl yönetebilirsin ki? Sana muhtaçmış hissini uyandırmazsan nasıl her söylediğin şeye koşulsuz evet derler ki? Bugünkü siyasal İslam'ın ve nice siyasilerin vizyon edindiği, halkın seviyesine inmek fikri değil, halkın seviyesini yükseltme girişimiydi köy enstitüleri. Burada bilmeyi, öğrenmeyi, düşünmeyi, soru sormayı, eleştirmeyi öğreniyorlardı. Köy enstitüleri yöneten kesimden daha akıllı bir vatandaş profili oluşturuyordu. Bu kabul edilemezdi. Tek partili bu dönemde CHP milletvekili Emin Sazak, köy enstitülerinin en büyük muhaliflerinden birisiydi. Tabii aynı zamanda Eskişehir'de toprak ağasıydı. Enstitü öğrenciler için söylediği "Ben bineceğim eşeğin benden akıllı olmasını istemem" cümlesi her şeyi açıklıyordu. Ağalar oylarıyla seçtirdiği milletvekillerine sürekli baskı yapıyordu. CHP için anlaşmazlıklar gitgide büyümeye başlamıştı. İsmet İnönü çok partili sisteme geçmenin sözünü vermişti ama köy enstitüleri yüzünden oylarını kaybedecekti. Bir taraftan da Sovyetlerin Kars Ardahan'ı istemesi üzerine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Amerika'dan destek istemişti. Bu desteği vermeye hazır olduğunu belirten Amerika, Truman doktrini ile yardıma başlamıştı. Ama karşılığında bir şey istiyordu. Köy enstitülerinin kapatılması. İsmet Paşa, kendi yarattığı eseri sürdürmekle durdurmak arasında sıkışmıştı. Bir yanda ömür boyu korumaya söz verdiği enstitüler, diğer yanda parti içinden ve emperyalist dış güçlerden baskılar. Bir karar vermesi gerekiyordu. Neme oldu? Kapatılmadı köy enstitüleri ama kuruluş amacından uzaklaştıran değişiklikler yapıldı. Hasan Ali Yücel bakanlıktan alındı. İsmail Hakkı Tonguç oradan oraya sürüldü. Yeni gelen Milli Eğitim Bakanı Şemsettin Sirer'in genelgeleriyle köy enstitülerinde öğrencilerin yönetime katılması engellendi. Okullarda okutulan klasikler öğrencilerin düzeyine uygun olmadığı gerekçesiyle yasaklandı. Serbest okuma ve tartışma saatleri iptal edildi. Aynı kampüste okuyan kız ve erkek öğrenciler birbirinden ayrıldı. Öğretmenlere dağıtılan aletler, hayvanlar ve malzemeler geri alındı. Yani başta köy enstitülerini kapatmadılar ama ruhunu öldürdüler. Köy enstitülerinden geriye totaliter bir eğitim görüntüsü kaldı. Dönemin Van milletvekili Kinyas Kartal da toprak ağalarından biriydi. Daha sonra bir röportajında samimiyetle şunları söyledi. Vallahi köy enstitüleri kesinlikle komünist uygulama değildi. Bu okullar bizim devlet üzerinde gücümüzü kaldırmaya yönelikti. Bunu sindiremezdik yani. Benim Van yöresinde 258 koyun var. Bunlar devletten çok bana bağlıdırlar. Ben ne desem onu yaparlar. Ben 5 köyüme köy enstitüsü mezunu geldi. Bu köylerden artık kimse bana gel danışmamaya başladı. Ben de düşündüm. 200 köyümün hepsine köy enstitüsü mezunu gelse benim okulum ne olur ha? Doğudaki bütün okullar telefon ettim. Adnan Menderes ile pozarlığa girdik. Köy enstitülerini kapatırsan doğudaki tüm toprakları batıdan Emin Sazak'ın oylar sana. Kapatmasa oymaya hazır yok. CHP'den ayrılarak Adnan Menderes ve Celal Bayar gibi isimler Demokrat Parti'yi kurdu ve seçimleri kazandı. Demokrat Parti söz verdiği gibi 1954'te bütün köy enstitülerini kapattı. Yerine imam hatip okulları kurulmaya başlandı. Köy enstitülerine giden çocuklarımız artık imam hatiplere gidiyordu. E tabi çiftçiyi topraklandırma kanununda rafa kaldırdılar. İşte köy enstitülerinin serüveni de böyle sona erdi. Kısacık ömründe onlarca yazar, öğretmen, şair, bilim insanı yetiştirdi köy enstitüleri. 13 roman, 40 kitabı yayınlanan Talip Apaydın gibi edebiyatımızın yüz akı sanatçılar yetişti. Elektriksiz köy, susuz kır, işlenmemiş kafa, yontulmamış gönül kalmayacaktı. Bu ülke baştan başa aydın insanların, çalışkan insanların ülkesi olacaktı. O zaman Atatürk'ün özlediği, çağdaş uygarlığın üstüne çıkmış Türkiye kurulacaktı. Ama gericiliğin ağır bastığı yerde hangi iyi niyet toza dumana karışmamıştır ki? Hangi ışıklar söndürülmeye çalışılmamıştır? Şimdi ardından konuşup duruyoruz. Köy enstitülerini İsmet İnönü kapattırdı. Engel olabilirdi ama olmadı. Hayır efendim, oy pazarlığına giren Menderes kapattırdı. Gerçek şu ki, evet, köy enstitüleri siyasal çıkar uğruna kurban edildi. Hangi partiden olursa olsun, kendi çıkarları uğruna ve ülkenin geleceğiyle oynamaya hazır olan politikacılar yok etti köy enstitülerini. Türkiye, kutuplaşmasının bedelini enstitüler ödetti. Geleceğimize ödetti. Bizlere ödetti. Düşünsenize köy enstitüleri kapanmasaydı, Türkiye'mizde bugün neler değişirdi? Anadolu kültürü almış Türk insanı eğitim almasına izin verilseydi,
şahlanacaktı. Kalkınma köylerden başlayacaktı. Anadolu insanı zenginleşecekti. Bugün daha çok edebiyatçımız, daha çok müzisyenimiz, daha çok heykeltıraşımız, matematikçimiz, fizikçimiz, doğa bilimcimiz, felsefecimiz yetişecekti. Ülkenin her bölgesinin özünü kaybetmeden geliştiğini, kalkındığını düşünsenize. Hala Van'da, Diyarbakır'da okula gidemeyen çocuklarımız var. Hala bir ekmeğe muhtaç köylümüz var. Hala resmi rakamlara göre 3 milyona yakın okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var. Aydın gelişmiş köyleri düşünsenize. Hepimiz büyük mega kentlere doluştuk şimdi. Sahi nerelisiniz? Neden doğup büyüdüğünüz o güzel köylerinizde kalamadınız hiçbiriniz? Neden güzel İstanbul'umuzu beton yığınlarına çeviriyoruz? 15 milyonluk nüfusu İstanbul taşıyamıyor artık. Köy enstitüleri kapanmasaydı, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan köyden kente göç olmayacaktı. Bu güzide eğitim yuvalarımız kapatılmasaydı, belki de bugün imrenerek baktığımız İskandinav ülkelerini çok çok geride bırakmış bir Türkiye olacaktık. Kapatılmasaydı belki Almanya'dan çok daha güçlü bir ekonomimiz olacaktı. Kapatılmasaydı köylü gerçekten de milletin efendisi olacaktı. Olamadı. İyi ki doğdunuz köy enstitüleri. İyi ki oldunuz. Köylü çocuklarımıza köylü enstitülerde gezerek müzik eğitimi veren Aşık Veysel öğretmenimiz belki de sizin sesinizden dökmüştü bu ezgiyi sazıyla. Ben giderim, adım kalır. Dostlar bizi hatırlasın. Köy enstitülerinde yetişen, bunun bir parçası olan tüm güzel insanlara selam olsun. Demokrasinin iki çeşidi vardır. Biri zor ve gerçek olanı, öbürü de kolayı, oyun olanı. Topraksızı topraklandırmadan, işçinin durumunu sağlama bağlamadan, halkı esaslı bir eğitimden geçirmeden olmaz birincisi. Köklü değişiklikler ister. Bu zor demokrasidir ama gerçek demokrasidir. İkincisi, kağıt ve sandık demokrasisidir. Okuma yazma bilsin bilmesin. Toprağı, işi olsun olmasın. Demagojiyle serseme çevrilen halk bir sandığa elindeki kağıdı atar. Böylece kendi kendini yönetmiş sayılır. Bu oyundur, kolaydır. Amerika bu demokrasiyi yapıyor işte. Biz de demokrasinin kolayını seçtik. Çok şeyler göreceğiz daha.